Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Tutku kurabiyesi tarifi vermek istiyorum. Evde nasıl yapabiliriz? Çok daha lezzetli oluyor, inanın. Yani bu tarifi baştan söylüyorum, bu sefer mutlaka deneyin. Gereken malzemeler 250 gram yumuşak tereyağı, ama eritilmiş olmasın. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz, ama ben her videomda söylediğim gibi tercihim her zaman tereyağından yana. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, ben mısır nişastası kullanıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve ortalarına koymak için damla çikolataya ihtiyacımız var. Ve tabii ki aldığı kadar un. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şimdilik damla çikolatamı ve kakaomu kenara alıyorum. Bunlar şimdilik hamuruma gerekli değil. Yoğurma kabıma tereyağımı alıyorum. Yarım çay bardağı olan sıvı yağımı, pudra şekerimi, vanilyayı. İlk etapta bunları güzelce bir karıştırıyorum. Tereyağınız veya margariniz oda ısısında olması çok önemli. Yoksa pişerken kurabiyeleriniz yayılır. Eğer eritilmiş kullanırsanız yani. Bu şekilde karıştıktan sonra 1 su bardağı olan nişastamı ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozumu. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye. Yani gerçekten çok çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Ve şimdi sizler için ölçülü unumu ekleyeceğim. Ama sizlerde tahminim aşağı yukarı aynı gidecektir. Tam net aynı ölçüler gitmese de. İlk etapta 1 bardak ekliyorum. İkinci bardağımı ekledim. Ele yapışmayan klasik bir kurabiye hamuru elde etmemiz lazım. Sanırım üçüncü bardakta rahat gidecek daha. Çünkü hamurum oldukça yapışkan. Üçüncü bardağımı da ekledim. Bundan sonrasını kontrollü ekleyeceğim. Gerekirse. Yarım bardak daha ekliyorum. Sanırım yeterli olacak bu sefer. Evet, yeterli geldi. Tam 3,5 su bardağı un kullandım ben. Artık ele yapışmıyor baya baya. Şimdi hamurumun yarısını bu esnada artık ayırıyorum başka bir kaba. Bir kısmını, yarısını ayırdım, beyaz kısmını. Buna da 2 yemek kaşığı olan kakaomu ekliyorum. Ve kakaomu yediriyorum hamuruma. Fırınımı da 180 dereceye ısıttım. İki hamurum da hazır. Damla çikolatam da hazır. Şimdi ilk olarak minik minik fındık büyüklüğünde küçük yuvarlak kurabiyeler hazırlayacağım ilk etapta. Bunun için pratik bir yöntem. İnce uzun bir rulo yapıyoruz. Hamurumuzun bir kısmıyla. Şöyle küçük minik minik. Elimizle yuvarlıyoruz. Hepsi illaki tam tamına aynı boy olması çok da önemli değil arkadaşlar. Çünkü birazdan başka bir işlem daha yapacağız. Ama göz kararı, hepsi hemen hemen aynı olsun yine de yani. Birini çok büyük, birini çok küçük yapmayın. Fındık büyüklüğünde olsun işte, yuvarlayınca yani. Şu şekilde. Aynı işlemi kakaolu hamurumuz için de yapacağız.
ince bir rulo yapacağız ilk etapta yine. Bu şekilde bir kısmını hazırladıktan sonra 4 tane beyaz kurabiyemi şöyle yan yana koyuyorum. Ve şu boşluklara 4 tane kakaolu yerleştiriyorum. Ve hafif sıktırıyorum. Ortada birleştiriyorum şu şekilde. Şu şekilde olunca 4-5 adet göz kararı damla çikolata yerleştiriyorum. Elime alıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Şu şekilde birinci tutku kurabiyem hazır. Yağlı kalite serdiğim tepsime yerleştiriyorum ve hepsine aynı işlemi uyguluyorum artık. Hamurum bitesiye kadar. Birinci tepsim hazır. Şimdi 180 derece ısıttığım fırına veriyorum ve hafif kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz hafif pembeleşmeye başlayınca çıkartıyoruz. Tamamen kızarmasını istemiyoruz. Kurabiyelerimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hala ılık. Sizlere şimdi içerisinin çikolatasını göstereyim. Ve nasıl dağıldığını, şu şekilde altı hafif kızardı ama üzerleri çok pembeleşmeden çıkardım fırından. Çok kızarmasını istemedim. Tam ortasında çikolatamız da var. Yakın çekimle göstereyim. Ve kum gibi aynı un kurabiyesi lezzetinde, kıvamında. Yerken ağızda dağılması muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. O güzel yorumlarınızı okudukça daha da motive oluyorum video çekmek için. Ve benden istediğiniz değişik başka tarifler varsa bunu yorumlarda bırakın. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım her zaman için. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.